Türk yapımcıların ürettiği ve hepimiz gururlandıran oyunları tanımaya hazır mısın? Birinci Mount ve Blade serisi, bütün dünyada ses getirmiş eşsiz bir Türk yapımı olan bu oyun, sunduğu benzersiz deneyimle kendi hikayenizi yazabildiğiniz harika bir oyun gerçekten, oynayınca ne demek istediğimizi anlayacaksınız. 2. Tartarus, Tartarus, birinci şahıs bir aksiyon ve bulmaca oyunu, hikayesi gelecekte geçen, bir maden uzay gemisinin Neptün yörüngesinde güvenlik protokolünün devreye sokması ve asıl kahramanın bu sorunu çözmesi üzerine kurulu oynayanları kendine hayran bırakan bir oyun. 3. Alchemist's Castle, bu oyunda geçmişte iyi kalpli ve bilgi olan ve bizim ustamız olan bir simyacının güç elde ettikten sonra yozlaşmasına şahit oluyoruz. Oyundaki amacımız ise bu simyacının eski çırağı olarak onu alt etmek, 4. Roots of Insanity, bu oyun birinci şahıs veya üçüncü şahısla oynayabileceğiniz bir hayatta kalmak korku oyunudur. Roots of Insanity, August Valentine hastanesinde olup biten korkutucu ve gizemli olaylardan sağ çıkmaya ve aynı zamanda kendi akıl sağlığını koruma üzerine kurulmuş, oynayanların kalp atışlarını hızlandıracak bir yapım, 5. C.R.Y.Siz serisi, bu seri aslında Türkiye'de geliştirilmemiş ancak seriyi geliştiren şirketin kurucuları 3 Türk kardeş, ortaya çıktığı dönemde grafikleri ile oyun dünyasını sarsan bu oyun, fantastik hikayesi ile de sizi kendine hayran bırakacak. 6. Conearium, Conearium, çok ünlü Amerikalı korku yazarı olan H.P. Lovecraft'ın Deliliğin Dağları'nda isimli eserinden ilham alınarak geliştirilmiş bir oyun. Kitapta anlatılanların sonrasında geçen oyunda Frank Gilman karakteri kontrol ediliyor. Frank Gilman oyunun başında hiçbir şey hatırlamıyor ve tanımadığı bir odada uyanıyor. 7. İstanbul Kıyamet Vakti MMORPG türünde bir oyun. İstanbul'un ihtişamı ile süslenmiş bu oyunda 3 farklı karakter olarak yer alabiliyorsunuz. Bu karakterler büyücü, savaşçı ve şifacı. Çıktığı dönemde büyük ses getiren bu oyunu oynamadıysanız mutlaka bir deneyin deriz. 8. Kabus 22, bu oyunda kaynağı bilinmeyen bir yaratık insanları sahte bir dine inandırarak kendi yanına çekmekte, oyunda bizim canlandırdığımız demir karakteri ise bu yarata inanmayıp direniş gösteren bir asker, hikaye ve oynanış olarak oldukça güzel olan bu oyun göğsümüzü kabartan cinsten, 9. Far Cry 1, bu oyunda yine CRY'siz serisini geliştiren 3 Türk kardeşin kurduğu şirket tarafından üretilmiş bir oyun, serinin diğer oyunlarını başka bir şirket geliştirmiş olsa da ilk oyunu ile büyük bir başarı yakaladı, birinci şahıs nişancı olarak çeşitli görevler yaptığınız bu oyun serisi hala devam etmekte, 10. Monokroma, 1950 yıllarında büyük bir teknoloji firması, insanlara ev işlerinde yardımcı olabilecek, çocuklarına arkadaşlık edecek ve onlarla oyunlar oynayacak bir robot geliştirdiklerini duyurur. Uçurtma uçurtmak için evden uzaklaşan iki kardeşten küçük olan sakatlanır ve bir yağmur bastırır. Yağmur bastırınca bir depoya sığınırlar. Deponun içinde teknoloji firmasının ürettiği robotlarla ilgili görmemeleri gereken kötü bir olayı görürler. Bu çocukları hayatta tutabilmek için zekanızı kullanmanız gerekecek. 11. Remnants of Naizit, bu oyun, barındırdığı farklı oynanış mekanikleriyle oyuncuya tatmin edici seviyede çeşitlilik sunuyor. Hikayede eski çağlardan kalma bir ejderha olan Naizit'in kalıntılarını bulan ve onun gücünü paylaşan Kayra karakterini canlandırıyoruz. Amacımız ejderhanın kalıntılarının kötü ellere geçmesini engellemek ve bu kalıntıları yok etmek. 12. Zula Battle Royal, Dayale, aha çok yeni olmasına rağmen oyun severlerin keyifle oynadığı %100 yerli oyunumuz Zula Battle Royal bu listedeki yerini fazlasıyla hak ediyor. Çok yüksek performans ve alan gerektirmeden Battle Royal keyfini herkesin yaşaması için geliştirilen bu oyun şimdiden ses getireceğe benziyor.